Emeklilik planları sil baştan. Kötü haber geldi, 5 yıl erken emeklilikte yeni gelişme. Emeklilik ile alakalı olarak yapılması beklenen düzenlemeye dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin umudu bir başka bahara kaldı. Türkiye'de emeklilik sisteminde yeni bir düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlıklar olduğu biliniyordu. Bu düzenlemenin yapılması durumunda 1 milyon kişi emeklilik hakkı elde edecekti. Ancak bu vatandaşları üzecek bir gelişme yaşandı. Yasal düzenleme yapılması gerekirken kötü haberi Hazine ve Maliye Bakanlığı verdi. 5 yıl erken emeklilik imkanı verilecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son olarak Cumhurbaşkanı seçildiği seçimde vatandaşlara bir seçim sözü vardı. AK Parti'nin seçim beyannamesinde de yer alan bu söz ile Bağkur için emeklilik prim şartı 9000 günden 7200 güne düşürülecekti. Bu imkan ile Bağkur sigortalıları 1800 günlük bir avantaj elde edeceklerdi. Bu da 5 yıl daha az prim ödemek ve 5 yıl daha erken emekli olmak anlamına geliyordu. EYT'li Bağkurlular bu yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan çıkarılmasını bekliyorlardı. Böylece yaş şartına tabi olmayan bu kişiler 7200 prim günü ile hemen emekli olma imkanı bulacaktılar. EYT'li olmayanlar ise yaş şartı ve 7200 prim şartı ile emekli olma imkanı bulacaktılar. Bu şekilde 1 milyon kişiye emeklilik hakkı verilmesi bekleniyordu. Ancak bu konuda beklenti içerisinde olanlara kötü haber verildi. Vergi paketinde yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi paketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Bu paketin içerisinde Bağkur için prim şartının 9000 günden 7200 güne indirilmesine dair yasal düzenlemenin olması bekleniyordu. Ancak elde edilen bilgilere göre vergi paketinde bu konuya yer verilmedi. SGK'nın etkdillerin emekli olmaları nedeniyle bütçe sıkıntısı yaşaması ve 1 milyon yeni emekliyi sistemin kaldıramayacağına dair endişe ile bu düzenleme vergi paketinde yer almadı. Kısaca Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden emeklilik sistemine ilişkin herhangi bir yasal düzenleme yapılmayacağı netleşmiş oldu. Ne zaman çıkar? Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemde olan vergi paketi ve başıboş köpeklere ilişkin yasal düzenlemeleri görüşüp karar bağladıktan sonra büyük ihtimalle tatile girecek. Yeni yasama yılının ise Ekim ayında başlaması bekleniyor. Bundan dolayı emeklilik düzenlemesi bekleyenler en iyi ihtimalle Kasım veya Aralık ayını beklemek zorunda kalacaklar eğer maliyetinden dolayı uygun görülmezse, bu düzenlemenin gelecek yıllara ertelenmesi ihtimali çok kuvvetlendi.